Bu videoda gördüğünüz bölme işlemini klasik yoldan, yani cebirsel uzun bölme olarak yapacağım. Böylece nasıl sentetik bölme ile aynı sonucu verdiğini ve sentetik bölme ile uzun bölme arasındaki bağlantıları göreceğiz. Hemen başlayalım. Cebirsel bölmede yapacağımız ilk şey, buradaki en yüksek dereceli terimin, yani x'ten bahsediyorum, buradaki en yüksek dereceli terime, yani 3x üzeri 3'te kaç defa olduğunu bulmak. Evet, 3x üzeri 3'te kaç tane x vardır? 3x kare tane. Ve bunu x karelerin olduğu yere yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi ilk bağlantı ortaya çıktı. Sentetik bölmede 3x kareyi temsil eden 3'ü hemen aşağı indirmiştik. Yani buradaki 3 ile buradaki 3x kare aslında aynı şeyi temsil ediyor. Ve şimdi burada biraz düşünmemiz gerekti. Yani 3x üzeri 3'te x'in 3x kare tane olduğunu bulmak için biraz düşündük. Ama burada hiç düşünmeden 3'ü aşağı indiriverdik. Peki bunun sebebi ne olabilir? 3'ü hemen aşağı indirdik çünkü sentetik bölmenin en basit halini yapabilmemiz için burada x olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu 3x değil, 4x ya da x kare değil, sadece x. Ve daha yüksek dereceli hangi terimi x'e bölerseniz bölün, katsayı aynı kalır, derecesi 1 azalır. Yani 3x üzeri 3, 3x kare olur. Ve ne oldu? Katsayı aynı kaldı, 3. Sentetik bölmede bu x kareli terimdir. 3x üzeri 3'ten 3x kareye geçerken aslında x'e böleriz ve bunu hiç düşünmeden yapıyoruz. Çünkü burada sadece x var. Evet, devam edelim ve diğer bağlantıları çıkaralım. Şimdi x artı 4 ile 3x kareye çarpacağız. 3x kare çarpı x, beyazla yazayım, 3x üzeri 3 eder. 3x kare çarpı 4 de 12x kare eder. Bundan bunu çıkardığımızda, bunlar birbirini götürür ve geriye 4x kare eksi 12x kareden eksi 8x kare kalır. Ve bakın bir bağlantı daha. Burada 4x kare var, burada da. Yani burada sadece 4, yani katsayısı var ama bu zaten 4x kareyi temsil ediyor. Sonra, burada 12x kareyi çıkardık, öyle değil mi? 12x kareyi 3x kare ile 4'ü çarparak elde etmiştik. Ve sonra çıkardık. Buraya bakalım. 3 ile eksi 4'ü çarpıyoruz. Ya da 3 ile 4'ü çarpıyoruz ve çarpımı bundan çıkarıyoruz. Buraya eksi işaretini koymamızın sebebi, hatırlayın, bu satırı çıkarmayı unutmamak içindi. Gördüğünüz gibi 3 ile 4'ü çarptık ve sonra bunu çıkardık. Burada eksi 12x kareyi bulduk. Çıkardık ve sonuç eksi 8x kare oldu. Peki buradaki eksi 8 ile bu aynı şey mi? Tam olarak değil. Çünkü buradaki eksi 8 aslında bölümün bir parçası olan eksi 8x'i temsil ediyor. Şimdi cebirsel bölmeye geri dönelim. Sırada eksi 8x karede kaç tane x artı 4 olduğunu bulmak var. Eksi 8x kare bölü x ne eder? Eksi 8x. Evet, eksi 8x karede eksi 8x tane x vardır. Buraya eksi 8'i koymamızın sebebinin burada x olduğunu bilmemiz olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Yine aynı katsayılı ve bir derece küçük bir terim elde edeceğiz. Bu x'li terimimiz ve aynı terimi burada da görüyoruz. Sentetik bölmenin işe yaramasının sebebi burada 1x olması. Devam edelim. Ne yapacağız? Eksi 8x ile bunu çarpmamız lazım. Eksi 8x çarpı x, eksi 8x kare eder. Eksi 8x kare. Sonra eksi 8x çarpı 4 var. Bu da eksi 32x eder. Eksi 32x. Tüm bunları da aşağı indirelim ki takip etmesi daha kolay olsun. Eksi 2x, eksi 1. Cebirsel bölme işleminde sıradaki adım çıkarmak. Çıkarmak için negatifini ekleyelim. Bunlar birbirine götürür ve sonuç eksi 2x artı 32x'ten 30x olur. İstersek eksi 1'i de aşağı indirebiliriz. Bunu sarıyla yapalım. Evet, eksi 1'i aşağı indirdik. Şimdi buradaki 30 ile buradaki katsayı aynı. Ama aslında sentetik bölmedeki katsayının bölümün bir parçası olması gerekiyor. Bir kere daha söylüyorum, bunun böyle olacağını, yani burada 30 olacağını biliyoruz. Çünkü burada 1x var. 30x bölü x, 30 eder. Ve şimdi oldu. Bu 30 ile bu 30 artık aynı şey. Ve sıra çarpmada. 30 çarpı x, 30x eder. 30 çarpı 4 de 120 eder. Çıkardığımızda, bunlar birbirine götürecek ve geriye eksi 121 kalacak. Buradaki eksi 121 kalandır. Aynen burada olduğu gibi. Evet, umarım aralarındaki bağlantıları gördünüz. Burada 1x'e böldüğümüzü bildiğimiz için bazı sadeleştirmeler yapabildik. Ve burada neyi x'e bölersek bölelim, katsayının aynı kalacağını ama 1 derece küçük bir terim elde edeceğimizi biliyoruz. Aynı katsayı 1 derece küçük. Ve bunu yapmaya devam ettiğimizde bu uzun bölme işlemini biraz daha kolay, biraz daha hızlı ve daha az yer kullanarak yapabildik.